Herkese merhabalar. Ben Ahmet Emin Kayar. Bugün sizlerle birlikte PHP içerisinde OOP öğreneceğiz. OOP nedir? Öncelikle bundan başlayalım. OOP Object Oriented Programming'in kısaltmasıdır. Evet, bu kadar. Neyse, bunu geçelim. Yani nesne tabanlı programlama. Şu an küçük bir giriş yapacağız. Nesne tabanlı programlamada klasımız oluyor. Klasımız içerisinde fonksiyonlarımız dönüyor. Bu fonksiyonlara tanımladığımız bir değişken sayesinde kolayca ulaşabiliyoruz. Kısacası budur. Object Oriented Programming. Şimdi ben XAMPP kullanıyorum server için. Şu an localhost'ta çalışacağız. Gördüğünüz gibi içi şu an boş. Sadece PHP ile çalışacağız. Herhangi bir database karıştırmayacağız şu an için. Tabii sonraki derslerde database'de MySQL database kullanacağız. Öncelikle ben bir direkt index.php dosyamızı oluşturayım. Onun yanına class.php. Aynen. Class.php olsun hadi. Önemsiz zaten ne oldu adı. Öncelikle class.php'den başlayalım. PHP taglarımızı yazalım. Şöyle ters oldu. Evet. Öncelikle bizim bir class oluşturmamız gerekiyor. Bu class'ın adının ne olduğunu pek bir önemi yok. Mesela class diyelim. Adı ne olsun? OOP öğreniyorum. Bu class içerisinde bazı fonksiyonlarımız olacak, bazı değişkenlerimiz olacak. Mesela bir değişken atayalım. Public olsun bu. Değişkenimiz adı ne olsun? Değişken olsun. Ve değeri olsun bunun bir. Bu bir değişken diyelim. Şimdilik bu burada dursun. Class'ımız içerisinde fonksiyonlar oluşturacağız. Bunun için public fonksiyonlar oluşturacağım. Adı ne olsun? Veriler olsun mesela adımız. Adı fonksiyonun. Şunu yapamadık. Tamam. Şöyle. Pardon. Şunu biraz güzelleştirelim. Evet. Ne yapıyorum ben ya? Bu verilerimiz içerisinde mesela echo diyelim. Şu an çok basit bir örnek yapacağız. Veri geldi. Şöyle noktalı işaretimizi de koyalım. Şimdi ise class'ımızın özelliklerini yükleyeceğimiz bir değişken atamamız gerekiyor. Bunun için mesela obj değişkeni atıyorum ben. Obj diyoruz new. Şimdi buradan direkt class'ımızın adını yazıyoruz zaten otomatik olarak çıkıyor. Bu şekilde bir obje ataması yaptık. Bunu index.php içerisinde de yapabiliriz ama ben şu an burada yaptım. Yani daha fazla, çok fazla class'ınız varsa farklı farklı yapmak daha mantıklı olabilir. Hemen burada php taglerimi oluşturdum ve include edeceğim. Pardon. Include diyelim. Class.php'mizi buraya include ettik. Şu an yapmamız gereken şey şu fonksiyonu çalıştırmak. Bu fonksiyonu bu sayfa içerisinde çalıştıracağız. Bu da çok basit. Obj diyoruz. Şöyle bir işaretimiz var. Ve çağırmak istediğimiz fonksiyonu yazıyoruz buraya. Fonksiyonumuzun adı neydi? Verilerdi. Veriler dedik. Ve bunu böyle kaydettik. Şu an bir localhost'umuza girelim. Gördüğünüz gibi veri geldi diyor kendisi. Buradan her verimizi değiştirdiğimizi otomatik olarak değişecektir. Zaten bu ne saçma bir söylem. Bunu geçelim. Zaten değiştirdiğinizde değişir. Şimdi. Şu an yapacağımız şey ise şöyle bir şey. Class içerisinde tanımladığımız değişkeni fonksiyon içerisine almak. Bunu direkt değişken deyip alamıyoruz. Bunu şöyle bir şekilde alıyoruz. Direkt nokta diyorum. Buradan this komutunu kullanıyoruz yine aynı şekilde ve buradan değişkenimizin adını yazıyoruz. Dikkat etmemiz gereken şey şu, buradan gördüğünüz gibi dolar işaretini almadık, direkt yazdık olduğu gibi. Şimdi bunu kaydediyorum, bakalım. Şurada bir boşluk bırakalım. Şurayı yenilediğimizde gördüğünüz gibi bu bir değişken diye değişkenimiz buraya geldi. Bu olay da böyle. Mesela başka neler yapabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Bunun içerisinde bir
değişken daha atayıp değişken 2 diyelim mesela. Mesela şuna da birisi diyeyim. Şuraya da. Değişken 2'mizi buraya yazdım. Bu da buraya eklenecek otomatik olarak. Şu an bunun içerisinden gönderdiğimiz şeyler o değişken içerisine gidecek. Yani bildiğiniz basit fonksiyon mantığı burada da geçerli. Mesela okul diyelim. Yenilediğimizde okul velisi geldi. Bu bir değişken. Üçü de farklı değişken gördüğünüz gibi. Bu kendi yazdığımız eko içerisinde bu. Buradan gönderdiğimiz diğeri ise klas içerisindeki değişkenimizde. Peki şunu yapabilir miyiz derseniz, bu diz değişkenini değiştirebilir miyiz derseniz, o da mümkündür. Şu şekilde yapıyoruz onu da, çok basit şekilde. Yani düz mantık. Diz diyoruz. Değişken eşittir. Şu şekil. Buradan eşitleyeceğimiz değişkeni, mesela değişken 2'ye eşitledim. Eşitlediğimiz zaman public değişkenimizin yeni değeri buradan gönderilen değer olacak birazdan. Değişken 2 olarak. Şimdilik şunu siliyorum. Biz kaydedelim. Bakalım. Mesela okul verimiz şu an değişkenin değeri olacak. Sayfamızı bir yeniliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi değişkenimizin değeri, bu bir değişken olmaktan çıktı ve okul olarak değişmiş bulunmakta. Bu da böyle bir bilgiydi. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Çok basit bir giriş yaptık şu an OOP'ye PHP üzerinde. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Takip etmeyi unutmayın. Ahmet Emin Kayar kanalında bir şeyler olabilir, olmayabilir, bilmiyorum. Duruma göre değişir. Şu an kaydı durduracağım. Ses ayrı yerden kaydediyoruz. Video ayrı yerden. Keşke kameram olsaydı şu an, daha iyi olurdu diyorum. Bay bay.